Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eski lehimlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi anlatacağız. Arkadaşlar, komponenti sökerken özellikle TRT yani PCB üzerine bacaklarla yerleştirilmiş elemanları sökerken genellikle lehim pompası kullanırız. Böyle bir alettir bu. Ve içinde zamanla lehimleri emdikçe içinde lehim birikir. Bunun bazı modellerinde şuradaki kısımlara birikir, ya haznesinin içine birikir ya da uç kısmında birikir. Benimkinde bu kısımlarda ve uç kısmında birikiyor arkadaşlar. Ben oradaki lehimleri çıkartıyorum ve saklıyorum arkadaşlar. Bu eski lehimlerinizi saklamanız önemli. Çünkü bunları geri kazandırma şansınız var arkadaşlar. Şöyle bir kullanılmayan tava sayesinde bu işlemi yapabilirsiniz. Ben burada ocağın üzerinde eriterek, buradaki lehimleri eriterek yapacağım bu işlemi. Bir blok şeklinde lehim elde edeceğim. Daha sonra bu blok lehimi de sonraki diğer ileride gelecek bir videomuzda da lehim pastasıyla karıştırarak krem lehim nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Ben daha önceden birkaç kere yapmıştım bu işlemi. Şöyle iki tane güzel bloğum var böyle. Daha önceden yaptım. Bunları şurada eski lehimlerimin içerisinde tekrar karıştırıyorum. Ve eriteceğim arkadaşlar bunları. Ocağın üzerinde eriteceğim. Böyle bir tava sayesinde eritebilirsiniz. Şimdi soracaklar olacaktır. Tabii şu an biraz hızlı konuşuyorum. Onun sebebi de maske taktım. Buradaki çıkan dumanların zararı maske tarafından bir nebze de olsa önlensin diye maske takıyorum şu an. Şimdi arkadaşlarımız soracaktır. Buradaki tavaya biz bunu ettiğimiz zaman bu tavaya yapışır mı diye. Yani arkadaşlar bu özellikle kullandığınız teflon bir tavaysa yapışma ihtimal çok düşük. Zaten ben bunu annem kullanmadığı için almıştım. Annem bana vermişti belki bir işime yarar diye. Bu konuda bayağı işime yarayacak bir tava bu. Teflon tava izolasyonu biraz sıyrılmış olduğu için zararlı kimyasalları açığa çıkarabilir diye annem bunu kullanmayı bırakmıştı. O yüzden bu tavayla bu işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Burada kullandığım teflon tava. Fakat siz teflon tava kullanmazsanız şöyle demir standart tavalar var. Onlara yapışabilir arkadaşlar lehim. Onlara yapışırsa da altından az bir şey ateş tutarak yanmayacak bir yüzeye ters çevirip tavayı oradaki lehim tabakasında alabilirsiniz. Fakat bir kısmı tavaya yapışacağı için yine bir lehim kaybınız olacaktır. O yüzden ben size teflon tava öneriyorum. Benim burada kullandığım teflon tavanın izolasyonu da biraz sıyrılmış durumda. Fakat üzerinde çok kalın bir oksit tabakası var. Ve o oksit tabakasını bu lehimin yırtması ihtimali çok düşük. Anca böyle bol bol lehim pastası eklersem olur. Yapışır tavaya. O yüzden bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadan buradaki lehimi eritebileceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda bu eski lehimlerinizi bu şekilde değerlendirip bir parça lehim, bir büyük bir parça lehim nasıl elde edebileceğinizi göstereceğim. Tavaya koyup ocakta ısıtmakla göstereceğim. Daha sonraki bir videomuzda da arkadaşlar bu elde ettiğimiz blok lehimi de zımpara kağıdı aracılığıyla toz haline getireceğiz. Daha sonra toz haline getirdiğimiz lehimi de lehim pastasının içine karıştırıp krem lehim yapacağız ve SMD kartlarımızda, SMD projelerimizde kullanabileceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda bir tane ocağınız ve bu şekilde bir tavanız olması çok işinize yarayacaktır elektronikte. Çünkü bu tavanın üzerine bir miktar kum koyarsanız da, şimdi bir maskeyi çıkartayım, zaten daha işlemi başlatmadım. Maskeyi şimdi takmamın pek bir önemi yok. Tavanın üstüne bir miktar kum koyarsanız da ısı transferini biraz azaltmış olacaktır. Ve üzerine PCB'nizi koyup krem lehiminizi sürüp üstüne de komponentlerinizi dizdiğiniz zaman bu sayede siz de tava üzerinde SMD komponentlerinizi havya olmadan lehimleyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden böyle bir tavanızın olması ve bir tane ocağınızın olması önemli arkadaşlar. Bu arada bu tavayı, teflon tavayı, işte yemeklerde kullandığımız tavayı kullanabilir miyiz falan diye soracak olursanız da arkadaşlar. Arkadaşlar bu işte kullandıktan sonra başka hiçbir yemekte kullanamazsınız bu tavayı. Çünkü
kurşun ve kalay alaşımlarının içindeki zararlı kimyasallardan dolayı yemeğe karışıp zarar verebilir insan vücuduna. O yüzden böyle bir şey tavsiye etmiyoruz. Eski ve kullanılmayan tavalarınız varsa annenizden izin alıp onların atmamasını sağlayıp bu şekilde bu tavaları da hem değerlendirip hem de eski buradaki tabancalardan, lehim pompalarından çıkan lehimleri de aynı zamanda değerlendirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu tavada iki tane daha video gelecek arkadaşlar. Birincisi bu, ikincisi bir tane kum koyup, böyle üzerine kum koyup SMD kartı bir lehimlemeye çalışacağız bu tavanın üzerinde. Öyle bir video gelecek. Üçüncüsü de burada elde ettiğimiz blok lehimi de krem lehime dönüştürmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bu tavayla 3 tane video gelecek. Birinci videomuz da bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla lafı uzatmadan isterseniz ocağımızı ateşleyelim ve tavamızı üstüne koyup lehimlerimizin erimesini bekleyelim. Ocağımızı yakıyoruz. Ve tavamızı da üstüne koyuyoruz. Lehimlerin olduğu bölgeye ateşi daha yakın tutarsanız bu işlem daha hızlı olacaktır. Ateş şu tarafta. Ben de lehimlerin oraya doğru koydum. Tava tam ortada değil. Bu işlemde kullandığınız bazı eski lehimlerde oksitlenmeden dolayı bir miktar cüruf çıkacaktır. Eğer imkanınız varsa cüruf azaltıcı solüsyonlar da kullanabilirsiniz. Çok daha sağlıklı olacaktır böyle yaparsanız bu yöntem. Fakat bu cüruf katmanını çok kolay bir şekilde delebiliyor lehimin ağırlığı. Tavanın diğer bir kısmına taşıyabilirsiniz temiz lehimi. Cüruf katmanının içerisindeki lehimi akıtarak tavanın diğer tarafına rahatlıkla aktarabilirsiniz arkadaşlar. Ve tavaya, teflon tavalara yapışmıyor bu. Yani yapışmıyordan kastettiğim az bir şey yapışıyor ama tornavida ile ucuyla az bir şey ittirince tık diye çıkıveriyor ama. O yüzden oldukça güzel bir uygulama. Burada benim daha önceden iki tane dediğim gibi uygulamam vardı. Daha eski lehimlerinden biriktirip böyle iki tane blok lehim yapmıştım. Bu arada işlemi başlattığım için maskemi takayım. Evet. Bu şekilde. Normalde bu işlemi aspiratör açıkken yapmanızı öneriyorum. Fakat ben burada video çekeceğim için aspiratörün de çok emiş gücü yüksek olmadığı için, biraz da fazla ses çıkardığı için videoyu çok etkilemesini istemiyorum. O yüzden zaten çok uzun bir sürede yapmayacağım bu işlemi. Hepsi eriyene kadar yapacağım. Daha sonra kapatacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Hem eski lehimlerinizi hem de eski bir tavanızı değerlendirebilirsiniz. Şu anda erimesini bekleyeceğiz. Evet, dipteki lehimler erimeye başladı. Hatta biraz daha size yakından gösterebilirim. Şu şekilde. Biraz da odak atarsak. Evet, iyice ne yakından görüyorsunuz şu an. Gördüğünüz gibi eriyor. Bu arada arkadaşlar, yaklaşık bir aydır kanala video gelmiyordu. Bunun sebebi de günün içinde neredeyse kanal için hiçbir vakit bulamamam. Yani vaktim olduğu zaman video çekmeye çalışıyorum fakat vaktim olmadığı zamanlarda da maalesef video çekemiyorum ve atamıyorum. Bu yüzden arkadaşlar, bir de zaten okulda başladı yaklaşık bir iki ay önce. Okul temposu da yerine geldi. Bu yüzden vaktim çok fazla olmuyor kanalla ilgilenmek için. Fakat vaktim olduğunda videoları atacağım. Alttaki lehimler erimeye başladı. Biraz daha bastırarak yardımcı olabiliriz. Bakın şu kısmı komple eridi. Tornavidaya az bir şey yapıştı. O tornavida da kaldı. Çok önemli değil. Bakın çok güzel bir şekilde eriyor.
Şu kısımdan patladı zaten cırıf katmanı. Üstteki kısım da eriyecek şu an. Bunu izlemesi çok zevkli oluyor. Şöyle biraz zoom'unu azaltırsak daha iyi göreceksiniz. Şöyle biraz da oda katalım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde eriyor. Sadece erimeyen kısım şu kadar kaldı. Şurası kaldı. Diğer komplesi komple geriye kalan kısmı eridi. Evet, şuraya da oldukça temiz bir kalay kurşun alışımı, lehim akıyor. Kendiliğinden akıyor zaten o oraya. Çok izlemesi çok zevkli olan bir görüntü şu an. Neredeyse komple eridi. Gördüğünüz gibi şu an komple eriyik durumda. Tavanın diğer ucuna akıtıyorum. Tabii siz göremiyorsunuz. Tavanın diğer ucuna doğru akıtıyorum lehimi, temizliğimi. Bakın şu kısımda az bir şey cıruf kaldı. Kirli lehim. Onu da şöyle biraz iteklersek, gerçi buradaki lehim bayağı kirliymiş. İçinde toz parçaları falan var, kablo parçaları. Bu kısım biraz kirli arkadaşlar. Diğer kısımda oldukça temiz bir lehim alaşımımız var. Diğer kısım biraz daha kirli. Evet, ocağımızı kapatalım. Ve bu şekilde soğumasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şuradaki kısımda direkt katılaşmaya başladı şimdiden. Bu şekilde bir miktar soğumasını bekleyeceğiz. Dokunmaya hala sıcak konumda olacak ama tam donduğunda, yani sıcak olmasına rağmen tam donduğunda bir kabın içine atacağız. Zaten donduğu zaman direkt olarak tavadan ayrılacaktır. Diğer tarafta kalan lehimler biraz daha kirli. Şuraya akan temiz lehim. Diğer kısımda az bir şey lehim kaldı fakat onlar biraz kirli lehimler. Büyük ihtimal alaşımdaki saflık oranından kaynaklanan bir durum bu. Ben genellikle Soldex kullanıyorum fakat söktüğüm lehimlerde, belki söktüğüm kartta kullanılan lehim belki biraz kalitesiz olabilir. O yüzden bir miktar cıruf çıkıyor olabilir. Bekliyoruz şu anda. Büyük bir kısmı dondu. Bekliyoruz. Komple donana kadar bekleyeceğiz bu şekilde. Daha sonra donan kısmı tavadan ayırıp suyun içine atacağız. Üst kısmı kalmış sadece donacak olan. Alt kısımlar donmuş. Görebildiğim kadarıyla buradaki cıruf, kirli lehim komple donuk şu an. Bakın gördüğünüz gibi buradaki lehim parçası çok kolay bir şekilde ayrıldı. Az önce gördüğünüz. Buradaki kirli lehimler de çok kolay bir şekilde tavadan ayrılıyor. Tavadan kolay bir şekilde bu lehimler ayrılabiliyor arkadaşlar. Teflon tava kullanırsanız. Bekliyoruz şu anda. Büyük bir kısmı donlu şu an şuradaki temiz lehimin. Bir blok. Ağır. Güzel bir lehimimiz oldu. Buradaki lehim büyük ihtimal 200 gram falan çıkacak. Çünkü daha önceden yaptığım testlerde 2-3 parça, 2-3 blok çıkartmıştım ve onlar yaklaşık 200 gramdı. Şöyle su kabımızın olduğu yere doğru taşıyalım kameramızı. Burada su kabımız var. Ve bir tane pense yardımıyla ve tornavida yardımıyla bunu buradan çıkarıp buradaki su kabına atacağım.
Bu kısım çok kamerada görünmeyebilir ve şu an çıktı direkt olarak. Burada çok dikkatli olun. Kesinlikle elinizde tutmayın. Donsa dahi elinizi... Evet, almaya çalışıyorum şu an. Donsa dahi elinizi yakabilecek seviyede olabilir ve evet, bir miktar coşladı zaten. Güzel bir blok lehimimiz var şu anda. Şurada bakın, biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Şuradaki lehimler arkadaşlar daha kirli lehimler. Şöyle odak da yapalım. Buradaki lehimler büyük ihtimal kötü alaşım. Saf alaşım değil. O yüzden bakın, aynı zamanda tavadan çok kolay bir şekilde ayrılıyor bu lehimler. Teflon tava kullanırsanız arkadaşlar çok kolay bir şekilde ayrılacaktır. Buradaki lehimler biraz kirli lehimler, fakat bunları da eritebilirim. Ama çok verimli olmayacaktır. İleride yapacağımız krem lehimin kalitesine etkileyecektir. Çünkü buradaki blok lehimi toz haline getirip zımpara kağıdı aracılığıyla toz hale getirip, evet şu an soğukmuş, toz hale getirip lehim pastasıyla karıştıracağız. O yüzden o kirli lehimlerin biraz yapacağımız lehime kötü etkisi olabilir. Evet, şu an bayağı ağır. Güzel bir blok lehimimiz elde ettik arkadaşlar. Güzel bir blok lehim elde ettik. Görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde. Biraz temizlenmesi lazım. Etraflarında biraz lehim pastası kalıntıları var. Fakat gördüğünüz gibi çok güzel bir lehim elde ettik. Yaklaşık 200-250 gramdır tahminimce. Bu şekilde arkadaşlar tavamızda eski lehimlerimizi eritip bu şekilde bir blok lehime çevirebiliriz arkadaşlar. Bu çevirdiğimiz blok lehimi de daha sonraki dediğim gibi videomuzda da krem lehime çevireceğiz. Zımpara kağıdında güzelce onu toz hale getirip içerisine lehim pastası ekleyeceğiz ve bu şekilde de krem lehime çevirmiş olacağız arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı olduğunu umacağım bir video çekmiş oldum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Eğer aşağıdaki yorumlar kısmı da açıksa yorumunuzu, tecrübelerinizi belirtebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.